İsmail Saymaz, 28 Şubat 2022, Halk TV.com.tr. Milletin Saadet Fotoğrafı. 11. Erbakan haftasında son konuşmayı yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, alkışlar eşliğinde kürsüden inerken yanımda duran Saadet Partili yönetici bir de "Esselamun Aleyküm" dese tam olacaktı diye konuşmaktan kendisini alamadı. Saadet Partili yöneticinin memnuniyeti dün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeki havayı özetliyordu. Katılım ve coşku Filistin mitinglerindeki kadar olmasa da yüksekti. Kadınlar salonun sol bölmesini ve üst katını doldurdu. Adil devlet ve insanca yaşam pankartları asıldı. Millet İttifakı'nın mevcut ve müstakbel üyeleri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu salona birlikte girdi. Ancak iki eksik vardı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in babasının cenazesi için Hatay'daydı. Mazereti dünden belliydi. Katılması beklenen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, birkaç saat önce arayarak katılmayacağını bildirdi. Bir gerekçe söylemedi. İddiaya göre HDP'nin Meclis Başkan Vekili Nimetullah Erdoğmuş'un da davetli olduğunu ve konuşma yapacağını öğrenen Akşener, yan yana fotoğraf vermemek ve aynı kürsüyü paylaşmamak için katılımını iptal etti. Akşener'i İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır temsil etti. Dikbayır da söz almamak şartıyla katıldı. Bu tutum CHP'yi rahatsız etti. Bir CHP'li yönetici, "Erdoğmuş'un yönettiği mecliste oturumlara katılmıyorlar mı?" dedi. İyi Partililere "Akşener neden katılmadı?" diye sordum. Şöyle dediler: "Ukrayna-Suriye krizine ilişkin ani bir görüşme çıktı." Geçen yıl Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın temsil ettiği AK Parti bir katılımcı göndermedi. Yalnızca Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız hazır bulundu. MHP ve BBP de gelmedi. Etkinlikteki bütün görseller Millet İttifakı'na gerekliliğine ve olumluluğuna ilişkindi. Örneğin Erbakan'ın CHP ile 1973'te kurdukları koalisyona ilişkin övgü içeren konuşmaları seçildi. "Biz DSP ve CHP ile beraberce koalisyon kurarız. Memlekete en hayırlı hizmetleri yaparız. Zaten yaptık" sözleri ekrana getirildiğinde alkış koptu. Millet İttifakı'nda yer aldığı için AK Partili cami cemaatinden yakasını kurtaramayan Saadet Partililer, "CHP ile ittifak Erbakan'ın sünnetidir" demek istiyor aslında. Örneğin İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı'nın şu sözleri: "Erbakan hocamız farklılıklar sebebiyle ayrılmayı değil, farklılıklarla olabilmeyi öğretti. Biz de aynı öğretiyi hayata geçirmenin mücadelesi içerisindeyiz. Erbakan hocamız barışa hizmet etti, biz de ediyoruz. Kutuplaştırmanın siyasi puan getireceğini biliyordu ama memleketin evlatları arasında ayrı gayrı olmaz" diyerek kardeşliği tesis etti. "Bizler de kardeşliği en büyük gayemiz ediniyoruz." Bu tutum en çok Kılıçdaroğlu'nun keyfini yerine getirdi. Karamollaoğlu, "Bilge lider, temel başkan" sloganlarıyla sahneye çıkarken, protokolün birkaç sıra gerisinde Millet İttifakı'na itiraz eden Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Abdullah Sevim vardı. Görünen o ki salon Karamollaoğlu'nun yanındaydı. Karamollaoğlu kucaklaşmadan söz etti. Kutuplaşmaya karşı çıktı. Dedi ki, "Türkiye'nin önemli problemi kutuplaşmadır. Bir araya gelip konuşamamaktır. Oysa hepimiz bu ülkenin insanıyız. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı birlikte çözmemiz gerekir. Kutuplaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye'yi inşa etmeliyiz. Partilerimiz, düşüncelerimiz, çözüm yollarımız farklı olsa da birbirimizle konuşabildiğimiz ve bir masanın etrafında oturabildiğimiz gün aşamayacağımız hiçbir engel, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun kalmayacaktır." Kastı Ahlatlı Bel'deki altılı masa. Son konuşmacı Kılıçdaroğlu'ydu. CHP lideri Erbakan haftasından önce 28 Şubat'ın mağduru olan 28 kadınla buluştu. Bu buluşmada kendisinin de 28 Şubat'ta fişlendiğini vurguladı. Helalleşme çağrısında bulunduğunu hatırlattı. Bu çağrıyı ilk kez 2021'deki Erbakan haftasında yapmıştı. Şimdi yine kürsüdeydi. Erbakan'ın hayatı bize nasıl bir gelecek kurmak zorunda olduğumuzu göstermesi açısından yol göstericidir dedi. Helalleşme geçmişimizle yüzleşmek demektir. Özür dileyebilmektir. İnanıyorum ki Büyük Önder Atatürk'ün kurucusu olduğu cumhuriyetimizi 100. yılında demokrasiyle taçlandıracağız dedi. Yanımdaki Saadet Partili Kılıçdaroğlu'nun içtenliğine inanıyordu. Sordu, "Siz ne düşünüyorsunuz?" "Çok ağır bir yükü sırtlandılar" dedim. "Toplumun en gerilimli fay hattını, etkisiz kılma yükünü."
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, Ecevit ve Erbakan'dan daha zor bir ittifakı çatıyorlar. Selefleri iktidar için yan yana gelmişlerdi, onlarsa 5 yıldır mayınlı bir yolu kat ediyor. Biri lince uğradı, öteki terör soruşturmasına dahil edildi. Biri PKK'lı, öteki kraliçenin adamı ilan edildi. Yolculuğun bu kavşağında AK Parti'nin iktidarını dayandırdığı en gerilimli toplumsal fay hattı olan laik-dindar çatışmasını etkisiz kılmaya giriştiler. Kılıçdaroğlu, örtünme yasağının fiilen kaldırılmasına destek vererek, helalleşme çağrısında bulunarak CHP'nin inançlarla kavgalı imajını sildi. Ardına kadar Kürtlere kapıları açtı. İnönü'nün ortanın soluna konumlandırmasından, Ecevit'ten Tüzüğe Demokratik Sol diye yazmasından sonra partide köklü bir dönüşüm yarattı. CHP'de bu müdahaleyi ancak Alevi ve Dersimli bir lider başarabilirdi. Saadet Partisi'nde ise Karamollaoğlu'ndan başkası yeltenemezdi. 5 yıl öncesine kadar Sivas katili diye suçlanan Karamollaoğlu, muhafazakarlığın bütün özelliklerini taşıyor. İngiltere'de okurken tanıştığı eşini ve kayınvalidesini Müslüman olmaya ikna edecek kadar inançlarına, 1977'de Milli Selamet Partisi'nden milletvekili seçildiği günden beri Erbakan'a bağlı bir siyasetçi olarak kaldı. AK Parti'ye katılsa bir devlet bakanlığı koltuğundaydı. O, muhalefetin temel reisi olmayı seçti. Dinin siyasete alet edildiği, inancın ya da inançsızlığın ayrımcılık gerekçesi yapıldığı, Kılıçdaroğlu'nun mezhebinin bile mitinglere taşındığı Türkiye'de Erdoğan'ın kanattığı yarayı sardı. Bugün Ankara. Dün Haliç Kongre Merkezi'nde anma biraz da Millet İttifakı'nın saadet fotoğrafıydı. Bugün 6 muhalif parti Ankara Bilkent Otel'de buluşuyor. İlk önce güçlendirilmiş parlamenter sistem metni açıklanacak. Ardından 6 lider yarının Türkiye'si için imza atacak. Ben de salonda olacağım. Bakalım Kılıçdaroğlu bu kez "Esselamun Aleyküm" diyecek mi? İsmail Saymaz.